Hürrem çırpındıkça batıyor. Sultanım Şehzade Mehmet için daire açılacak mı? Elbette. Hürrem'i evlatlarından ayırmakta fayda var. Neyse. Mustafa'm nasıl? Malum pek bir alakadarsın. Bu benim vazifem sultanım. Bir hayli kötü şeyler yaşadılar. Mesut olmalarını isterim. Hakkın var. Efsun'u unutturmak lazım. Arzu ederseniz bu gece biraz eğlenmelerini sağlayabilirim. İyi olur. Ben de bir cariye seçmiştim onun için. Şimdi hazırlanıyordur. Al onu Mustafa'ma götür. Bir de soruyor musun utanmadan? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl kıyarsın Validemize? Bu kadar mı gözün döndü senin? Sultanım ne diyorsunuz siz? Ben ne yaptım ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Sadık hizmetkarın Filen Hatun valideyi öldürmek istedi. Yetişmeseydik hain emeline ulaşacaktın. Hayır bu mümkün değil. Fidan yapmaz. Sakın inkar etme. Kendi gözlerimle gördüm. O yılanı sen soktun validemizin koynuna. Sen kimsin Mahide? Bunu validemize nasıl reva görürsün? Hayır ben asla evladımın başı üstüne yemin ederim ki ben günahsızım. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Fidan Hatun kendi kafasına göre yapmadı ya bu hainliği. Belli ki sen emir verdin. Seni yılan. Belli ki tuzak kurmuşsun Hatun'a. Sultanım inanmayın bu zalime. Ben göreceğimi gördüm. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Mahidevran. Sultanım beni... Kes sesini! Bunun hesabını hünkârımıza vereceksin. Size söylemiştim Gülay'a güven olmaz. Belli ki aylar önce kurdular bu tuzağı. İbrahim Paşa ile konuşalım sultanım. Yardım eder bize. Haber yolladım ama ses yok. Sultanım. Hazırlan. Hünkârımızın yanına gidiyorsun. Sultanım, ne olur inanın bana. Ben neden böyle bir şey yapayım ki? Nedeni herkesçe malum. Ölümlerden nasıl medet umduğunu hepimiz gördük. Sultanım. Korkma. Hünkârımız bilmeyecek bu hadiseyi. Nasıl? Söylemeyecek misiniz? Bunu Mustafa için yapıyorum Mahidevran. Annesinin gerçek yüzünü görüp kahrolsun istemem. Lakin bu yaptığın cezasız kalmayacak. Bu saraydan gideceksin. Derhal hünkârımızla konuş. Mustafa'yla birlikte sancağa gitmek istediğini söyle.